Evet Star Trek birinci sezonu tamamladık. Az önce son bölümü izlediniz muhtemelen ve buraya geldiniz. Ve biz de dedik ki o bölümün sonunda birinci sezonu toparlayacağımız, üzerine konuşacağımız nasıl bulduk, nasıl geçti, ikinci sezonda ne olabilir tarzı bir ayrı video yapalım dedik. Ve şu anda da o videodasınız. Abi ne diyorsun? Birinci sezon sen zaten e, herhalde üçüncü postayı falan izledin. Ben ilk kez izledim full. Yani onu ilk, ilk 12 bölüm önceden izlemiştim ben de ama sonra üstüne tekrar onları izleyip birinci sezonda bitirdim. Hala bir iki eksiğim var tatilden dolayı hani bölümler etisimde işte Paris bölümünü falan izlemedim ama onları da yakında bitireceğim. Ama genel olarak hani sezonla ilgili sen ne düşündün? Bir daha izlediğinde farklı şeyler gördün mü? Nasıl bir hissiyata sahipsin? Yani Next Generation'ın en iyi sezonu ilk sezonu değil. Hatta ben hep soranlara şey derim yani 3. sezondan aslında başlayın. Sonra seversiniz zaten her şeyi izlersiniz diye. Bence 3. sezonda bu dizi şeyine oturuyor, rayına oturuyor. Ee, ve işte biz bugün bir sürü diziye bir bölümde, iki bölümde falan fişini faturasını kesiyoruz ya. Evet. evet. The Next Generation'a şöyle bir şansı var. Yani şöyle düşün abi Westworld'un batırdığı bölümde Next Generation toparlıyor aslında. Yani bunu toparlıyor derken işte aslında ayrı oturup doğru konuşmak lazım. Star Trek The Next Generation en iyi bölümü, en iyi sezonu olmayan bu sezon bile bayağı iyi bir sezon. Fena, hiç fena değil. Yani böyle evet eski eski bir takım lame lame durumlar var. Ulan ne alaka dediğin <laughs> dandiklikler var. Ama bir cazibe var. İşte Star Trek ruhu dediğimiz ve benim hep son sezon dizilerde kaybedildiğine inandığım, bulamadığım. Ara ara böyle a oluyor. Geliyor mu lan acaba falan derken yok abi yine patlama, çatlama, çatışmayla falan böyle bir e, Star Trek ruhu dediğimiz şey açıkçası insanı seyirci koltuğuna oturtuyor, bağlıyor. Keşif, diyalog, entelektüel Keşif, konuşan abi. insanlar, çözüm arayan insanlar, bir arada konuşan bir şey, amaç uğruna çalışan, farklı kültür, farklı geçmişlerden birbirlerini anlamaya çalışan insanların olduğu bir gemi. Başlarında da bir tane entelektüel böyle bir kaptan. Güzel. Yani seyretmesi çok keyifli. Dediğim gibi en iyi sezon değil kesinlikle. Ee, daha karakterler oturmaya devam edecek. Bazı karakterler eklenecek. Güzel yerlere gidiyor. Ee, ama şunu söyleyeyim. Original Series mesela e, Tos denilendi. denilen de original Hı -hı. series. Tos. İlk sezonu çok iyidir. 2 iyi gibidir. 2'den sonra 3 mü vardı? Yani son sezonu da ya iki'de ya da 3'te. Hatırlamıyorum şu anda. Yani son sezonunda öyle fena bozuyor ki Tos abi. Taptan yani kaçıyoruz kaçıyor bayağı böyle şey oluyorsun. Aa falan oluyorsun. Yani şimdi oradan sonra sonraki oradan sonra gelen animasyon serisi çok daha güzel bir seridir. O animasyon serisinin üstüne bu gelen 86 87 80. yapımı Next Generation gerçekten Star Trek dünyasında insanı döndürmüş. Yani o dönem mesela yer yer izlenmeler düşmüş ama belli bir sayının altına hiç düşmemiş. Çünkü demin söyledim o Star Trek ruhunu kaybetmiyorlar bir şekilde tutuyorlar belki conspiracy bölümü hariç demek lazım. <laughs> Bu arada animasyon dedin. Yeni bir animasyon daha geliyor Star Train. O da daha adult seviyede olacakmış öyle söyleniyor ama ne kadar iyi olur bilmiyorum. Hemen araya alayım onu da. Ha, ben şunu hissettim. Star Trek'te uzun süredir aslında dizilerde ki ben yakın dönem yeni dizi izlemekte biraz daha zorlanıyor değil mi? Tercih etmiyorum. Yani dizinin beni e, çekmesi, bağlaması da değil konu. Nasıl diyeyim? O şeyi bulmak istiyorum. Yani derin Derin bir şey hissettiriyor mu bana? Ya da ben bir fikir bulabiliyor muyum altında? Ya da biraz daha film tadı alabiliyor muyum? ya Çünkü artık standart dizi izlemek çok yoruyor beni. eski yani Ne demek standart dizi? Eski diziler işte. Mesela CSI. Ne bileyim Numbers. Daha böyle aç izle. Baba işte 50 bölüm. Ha işte şimdi polis öldü. Öbürü katili buldu falan. Yani. Bu dizileri ben çok izlemiyorum artık. Ama işte bir Handmaid's Tale örneğini veriyorum hep. Ya da işte yakın dönemde... Ne izledik şey izledik Hannibal izledik yani bu tarz diziler biraz da hani aç bakalım ne oluyor 50 bölüm izlerimden çok daha genişletilmiş evren gibi daha böyle bir film geniş bir film gibi olunca benim için daha iyi. yani ben o yüzden Star Trek'e şey diyeceğim biraz açık dünya dizisi gibi ya oyunlardan bildiğimiz açık Hı -hı. dünya ama belli görevleri yapıyoruz tamam güzeliz hani ara arada bizi salıyorlar geri geliyoruz güzel. Onlardan çıktığı zaman evet biraz bocaladı bu açık dünya kafasından işte konspirisi bölümü. Ondan sonra da bakıyorum birkaç bölüm daha öyle yani bayıklı atladık çoğunu bu arada zaten. Hani fark ediyorsunuz biraz dizi yani bütün bölümleri konuşamayacağımız için biraz üzerine konuşacak bölüm olmayınca da atlıyoruz. Bunu yine zaten Star Trek serisine başlarken Aslında bütün bölümleri konuşmaya konuşuruz Allah şükür bizde zaman var ha. ama her bölüm konuşmaya çok da süper layık değil. Böyle Aynen. bu da iyi bir Star Trek bölümüydü gibi olduğu vakit. Onu ufaktan geçesim geliyor benim. Aynen işte yani biraz da üzerine konuşacak bir şey vermesi lazım. Yoksa biz oturup da burada her bölüm şeyi konuşamayız ya. Yani. yani kamera açıları mükemmel renk işte color correction acayip olmuş falan. Yani hmm. zaten bu çok bizim de işimiz değil çok da gerek yok. Ha ille böyle bir bölüm olur inanılmaz iyi bir görsel inanılmaz iyi bir görüntü yönetmeni. zaten bundan bahsediyoruz yani zaten bu herkesin gözüne batıyor. Ama bu sezonla ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Hani sen hep diyorsun 3 sezon, ana sezon. Onu aslında biri bitince anladım. Birçok harbiden giriş. Yani bakın baba bir insanlık vardı. Biz bir 12-15 bölüm bunları arındıracağız. Hatta belki hmm. 20'ye kadar. Hataları, yanlışları, birbirini tanımaları lazım. Sizin karakterleri tanımanız lazım. Biz ne yapacağız daha bilmiyoruz. Yolda düzeceğiz. İşte karakter çıkar, karakter öldür. Rolünü arttır, rolünü kıs. Onlar da biraz yolda düzmüşler işi. Tam bir giriş sezonu ama bu giriş sezonları da tehlikelidir. Hani seni çok hızlı soğutabilir ama kesinlikle soğutmadı ya. Yani ara ara verdiği güzel bölümler. Ara ara dedim aslında hani 12'ye kadar çok yoğun. 12'den sonra biraz da ara ara gibi oluyor ama işte ortaya koyduğu teknolojiler Holodeck gibi o dönem için Holodeck'te yaşananlar işte her nesilden izleyicinin bir şey yakalaması işte Crusher Wesley Crusher'ı daha çocuk ...karakterin senin ilgini çekmesi... ...Wolf karakterine bambaşka bir kültür görmen... ...bu diversity falan da... ...yani beni bayağı tuttu dizide... Yani ...tam gir, girmek istesem bir diziye... ...böyle bir sezonla girmek isterdim yani. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana... ...bunu seyircilere de söylüyorum... ...sana de bil... İlerleyen sezonlarda... ...hele de şöyle bir dördüncü... ...beşinci sezonlara getirelim... ...yerileme artık... ...her şey oturmuş olsun. Çıldıracağız diyorsun. <laughs> Dön... ...birinci sezonu tekrar izle... ...diyeceksin ki, ...ya bu ne baba ya? <gülüyor> 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 ya çünkü... Ee, Görsel beyaz, ton dediğim, da değişiyor galiba değil mi orada? Gö Görsel ton değişiyor, yazarlık bak aslında asıl mesele şu abi Şimdi ikide de biraz sabır isteyeceğim herkesten Yani çok da sabır değil aslında şu anda bile yorumları da okuyorum arkadaşların yazdığını Oralarda şöyle diyenler var abi evet işte bunlar ya falan diyen bir sürü Yani e, geçen yatay bakışta da konuştuk ya senaryo, fikir, diyalog, akış Hani böyle şeyleri artık modern dizilerde bu C.J. Abrams bokunun icat ettiği mystery box. Acaba ne olacak bölüm sonunda? Ay ay, ay Tv's mi koysak, movies mi koysak? <laughs> sezon sonunda adam babası mı çıksa, O onun dedesi mi çıksa? Sayılırım yani ne izliyoruz? Yani ben bir diziyi oturup da koskoca şey izlemek istemiyorum. O onun babası çıkmış, o onun dedesi çıkmış. Yani okey. Evet. Çünkü o bir kere çıkıyor. Ama iyi bir diyalog yazılabildiği sürece her sahneyi taşır. Biz evet. burada en dandik Star Trek bölümlerinin içerisinde bile... Çok güzel ikili karakterlerin konuşmalarını yakalayabiliyoruz. Yani bu e, işte iki iki tarafı keskin bıçak demek lazım. Hem Roddenberry'nin eski kafalılığı o 60'ların bol diyaloglu karakter odaklı e, odağını kaçırmıyor, tutuyor. Boş Ama komşunmuş. bir yandan da bu sezon şey çok varmış kral arka planını okuyunca. Gene Roddenberry işte karaciğerde hastalıklar var, içiyor Abi işte Star Trek tak vuruyor. Millet getiriyor senaryoyu. Senaryoyu kafasına göre editliyor. Altına kendi imzasını atıyor. Yazar bir yazan bir daha yazmıyor. DC Fontana diye bir ablamız vardır. Star Trek'in meşhur yazarları. Bu bölümün ortasında sözleşmesini iptal ediyor. Ayrılıyor. Taş ayar ayrılıyor. Prodüksiyon çok ciddi sıkıntı. Onu konvensiyonlarda falan çok anlatıyorlar. Hakikaten çok kriz bir sezon aslında. Yani Ve bu kadar kriz bir sezondan ortaya böyle bir sezon çıkmış olması büyük bir başarı. E açıkçası şu olacak ileride. Millet oturmaya alışmaya başlayacak. Bu sezonun da bu arada izlenmeleri her her şeye rağmen hiç fena değil o dönem televizyonda. Yüksek. E mi? böyle Çarkıfelek'le falan kapışıyor abi. Yani o dönem bazı bölümleri. Yani Türk televizyonu için bile düşün çarkı felekle kapışmak falan iş yani. Anladın <laughs> tabii mı? Canım. dizi olarak. Bir de o dönem ee, daha böyle e, soap opera denen dizileri de çok popüler ya Türkiye'de. İnanılmaz tabii. izleniyordu onlarda. Yani izlenmeleri de fena değil. Hani böyle tamam televizyon domine etmiyor ama yanmıyor da yani İyi yani böyle devam edilecek bir şey. O yüzden televizyon tarafı devam edelim dedikçe Jim Roddenberry'nin sağlığı kötüleşmeye başlıyor. Jim Roddenberry yavaş yavaş elini çekmeye başlıyor. Gel gelelim elini çekerken bir şekilde o Star Trek ruhunu yani yapmak istediği şey aslında e, hem aktörlere hem yazarlara çünkü Rick Berman kalacak geriye sadece ve aslında Next Generation ve Deep Space Nine'ın arkasındaki isim Rick Berman. Hmm. Yavaş yavaş eski nesil yazarlar yerlerini yeni nesil yazarlara bırakacak. Rick Berman hem Star Trek ruhunu koruyup hem de yeni bir şeyler yapmaya başlayacak. Yavaş yavaş göreceğiz. Ama dediğim gibi yavaş yavaş gerçekten. Yani ve bu geçiş inan biz 4. sezona falan geldiğimizde ben şey diyeceğim. Abi hatırlıyor musun ilk sezondaki Justice bölümünü Donlu karılar koşuyordu falan. <laughs> hani böyle <laughs> o aynı diziydi lan bu diyorsun. Gerçekten bu dizinin şey olayı çok ilginç. İki nesilin de içerisinde bulunduğu bir dizi böyle anladın mı? Çok ileride hissedeceğiz. O yüzden bu Yazan... sezonu seven herkese benim müjdem var. İleriki sezonlara bayılacaksınız bak. Ciddi söylüyorum. Yazan çizen zaten şimdi sen deyince bakıyorum arkadan da. Evet ekip baya değişiyor. Sonra da uzun bir süre e, aynı isimleri görüyorum. Yani ilerleyen sezonlarda Aha. devam etmişler. İşte Demur. Mesela Ronald Demur çok gözüken bir isim. Hmm o Yani belli ki burada bir şeyler oturmaya başlamış ya ama işte evet arka planına bu tip işlerin bakmak lazım dediklerin doğru yani orada bir sorunlar hmm. olduğu karakterlerin fazladan karakter olduğu belli onlar da oturacak herhalde Tabii. yeni çıkanlar ya, girenler. Ya Jim Roddenberry işte şöyle tamam sarhoş sarhoş milletin yazdığını editliyor milletin hakkını yemiş bilmem ne yapmış falan onlar konuşulur da herifin şey kafasını ben yine de takdir etmeden edemiyorum yani bölüm sezon başında bir yazara Star Trek Next Generation için bir Bible yazdırmış. Bunun dışında kuralları çıkılmayacak demiş hep. Hmm. Bu güzel. Ee, sonra altına kendi imzasını atmış ama mesela Gene Roddenberry diye. Halbuki başka bir yazar yazmış mesela. Anladın mı? Yani ya böyle bir herif. Çok uzak yani değil abi. Hani... Stanley de böyle bir adamdı. <laughs> yani herif iyi bir şeyler, iyi fikirleri var. Biraz da böyle den yolukları var yani. O yüzden hem hem öyle hem böyle bir herif. Ama iyi yaptığı iyi şeyler başkalarına kaldığı zaman o mirası düzgün kullananlar çok iyi kullanacak bunu. Çünkü bence casting çok başarılı mesela. İlk sezonla alakalı onu konuşmak lazım. Evet. Patrick Stewart, Jonathan Frakes bence çok izuel taşıyorlar. Ee, yan rollerdeki bazı karakterler şu an çok büyümedi. Yani şöyle ileriki sezonlarda konuşacağız. Şu an böyle Q bir karizmasıyla akıllarda kaldı John Delancey. O iyi oyuncu Ya bu arada Patrick Stewart'ı bu işe iyi ikna etmişler ya. Yani ben Patrick hmm. Stewart'ın sette gerildiğini falan hayal edebiliyorum. Yani diğer oyuncuların hmm. bazıları gerçekten zayıf kalıyor adamın yanında. Yani çok hissediliyor. Tabii. Yani, yani herif bir de tiyatro kökenli bir adam zaten. Hani tiyatro kökenli olması ona bir artı puan katıyor diye söylemiyorum ama disiplini vardır onların ya biraz daha farklı. Diğer, şey o... İngiliz tiyatrosu ya herif abi. Broadway'ci Aynen. değil. Broadway'ci olsa şimdi hadi bakalım falan tarzı Heh. değil. Yani baya böyle... İşte Her Majesty's Tiyatro kafası Aynen. ya bunlar böyle. Böyle hardcore disiplin yani böyle herifler inanılmaz çalışıyorlar bilmem ne. Yani oradan gelince diğer karakterleri oynayan oyuncular da biraz sıkıntılar da yaşamıştır. Çünkü onun da böyle bir şey hissediliyor bazen. Ya bu... soğuklarmış canım. İlk evet. sezon çok oyuncuların arası çok açıkmış yani. Hmm. Ya normal. Ya yani biraz onlar da ısınmış Isınıyordur herhalde ilerleyen sezonlarda o zaman. O da güzel olur daha da ısındıkça daha iyi şeyler görürüz. Ki bir de Patrick Bu Stewart arada, çok şey kaparsın yani adamdan. Şeyi söyleyeceğim sana ee, şu konuda çok haklısın. Yani Patrick Stewart gerçekten şey bir herif. Abi Hamlet işte evet. böyle anladın mı hani nasıl söyleyeyim <laughs> Midsummer's Night Dream işte Coronation Street'ler bilmem neler böyle şey daha Night işte hayat, sınıf işte karmaşa, toplum falan gibi böyle konularda bir takım roller oynamayı falan seven hani böyle o tiyatro falan hani böyle bir herif gerçekten. O yüzden yani şey muhabbeti bile çok var hani Doktor Who'daki ne, sonuçta İngiltere'de de doktoru var. <laughs> doktoru da oynayan arkadaşına falan şey demiş. ya Abi ne yapıyorsun doktoru da abi? Yani, yani <laughs> hani tam eski klasik kafalar. Ne yapıyorsun baba doktoru da? Gidin doğru düzgün bir şey yapın. Abi niye bu da güzel falan, yeah. falan? Böyle bir adam. Ama işte bir şekilde Artık yani adam belki kariyer için bir şekilde Hollywood'a Amerika'ya geçmesi gerektiğini mi fark etti? Belki e, iyi para mı teklif edildi? Yani orası belli değil. Neticede Zor iş. E, hı hı hı. adamı 6 seneliğine starter'a ikna etmişler. Ve e, 6 seneliğine şunu altını çiziyorum. Dizi için rol kabul ettiği zaman 6 senelik kabul etmesi gerekiyor. Hmm. şeyde demiş ki Patrick Stewart lan ben ne işim var 6 sene <laughs> ne oldu ne ödü belli değil bir tane sette böyle uzaylı kaptan rolü yapacağım saçma sapan falan asla e, içinden gelmemiş kabul etmeyecekmiş o yüzden rolü kabul etme hikayesi çok komik şöyle kabul ediyor abi Herkese danışıyor. Millet de diyor ki, ya o ne abi? Uzay, muzay tutmaz. Ober <laughs> ya ilk sezonun yarısında o yanar. Sen de paranı alır, gelirsin tabii. kanka burada rahat rahat ruh, bir ev alırsın falan. Hani anladın mı? Böyle İbtarlı, bir İhtar olur tabii. Doğru. Tabii, vur gel demişler yani. Anladın mı? Abi bor gel, yani Vur gel ya Vur geldiğince deyince Elif de tamam ya demiş, gitmiş. Deniz. Kendisi anlatıyor. İlk sezon boyunca herif ya yani ilk sezonun yarısına kadar herif otelde kalmış. Bir ev kiralamamış. Ve ha gidecek koymuş Eşyaları kafe bavulunda yani. duruyormuş. Eşyaları Oha. bavulunda duruyormuş abi. 10. sezonu 10. bölümü falan çekerken demiş ki lan ben ufaktan yerleşeyim bu galiba devam edecek demiş. <laughs> abi evet yani bir hissiyat var bununla ilgili ya. Yani adamın oyunculuğuyla ilgili. Daha oturuyor çünkü. O da bir rahatlıyor bir gerginlik Tabii. var onda da yani hissediliyor çok acayip ve sonra daha da komik elif oradan X Men'e falan geçti bak bütün 80'den 2000'e kadar Star Trek'te ara ara devam edip filmlerde vesaire 2000 yılında X Men'e geçiyorsun <laughs> kurtulamamıştı oradan yani ee, şöyle yani diğer oyuncular açıkçası şeyden bahsederken Patrick Stewart'dan bahsederken şeyi çok söylüyorlar yani çok kaotikti çok disiplinsizdi ve açıkçası e, yani diğer geri kalan oyunculardan hepsi de çok öyle bildik oyuncular değil. Jordi Laforge oynayan Hı. adam falan birazcık meşhur yani. O kadar tanınmış oyuncular da değil hiçbiri. O yüzden şey olmuş. Hani hem yaşı büyük, hem böyle işte saatinde geliyor, evet. hazırlanmış geliyor, önceden bütün metni okumuş. Şöyle evet. mi yapalım, böyle mi yapalım, yapalım falan diye herif böyle yani Adam aktörlüğünü iyi yaparak geri kalan bütün aktörler de şey olmuşlar böyle. Oğlum adam hayvan gibi geliyor kaptan Biz de bir bakalım <laughs> falan hani böyle bir millet de biraz kendini toparlamış falan filan. Diğer oyuncular o yüzden şeyi çok söylüyor. İlk sezonlarda hakikaten bize çok abilik yaptı, çok örnek oldu falan diye çok övüyorlar. Yani çok ya yani iyi casting böyle bir şey belki de. Yani sırf adamın suratıyla ses tonuyla değil yani adam sette bulunmasıyla bile milleti çok etkilemiş. Şeyi söylüyorlar ya hep. Westworld'ün ilk sezonunda bir sürü yan roldeki karaktere söylüyorsun. Ya diyor adam Anthony Hopkins beraber oynarken tabii. ne oynayacaksan 5 katını oynuyorum. Herif böyle bir, bir, çekiyor seni bir şey yani e, bunu şey anlatıyordu. Gaza gelirsin abi zaten. Evet evet yani Takım oyunu daha iyi bir aktör seni ciddi alıp senle hadi bakalım hani iyi bir şeyler yapıyoruz diye karşında iyi bir aktör olunca o onu o onu böyle bir moralleri arttırmışlar sette açıkçası. Anahtar bir abi olmuş Patrick Stewart bu işin içinde. E, tabii Ama tam... onun da gözü işte şey çok ilginç bak. Herif hem diziyi yukarı taşımış ama gözü de bavulunda yani. O da gidecek <laughs> gidecek olsa. Ama bu derece profesyonellik. Ben bunu çok takdir ediyorum. Bu gerçekten Starfleet hareketi bak. Gerçekten. Yani herifin gözü bavulunda. Ama ben buradayken diyor maksimum profesyonelliğimi koyayım ortaya. Ne çıkacaksa çıksın diyor. Bu şey bu sayede taşıyor işi. Bence çok büyük iş. Abi bizim... E ben yapamazdım öyle söyleyeyim. Benim gözüm bavulumda olsa Aa, tamam Jordi siz açın aletleri falan tarzı oynardım ben. Yani öyle profesyonellik yapamazsın canım. O çok Yok, zor bir bu şey. Bu başka bir başka bir seviye. Bak, abi, bir şey, bir de şey daha, ta, özür dilerim takdir etmek istiyorum. Tabii. Crusher'a inanılmaz yükleniyorlar o dönem. Çocuğu ayazık. Muazzam yazıklar. bir Will Wheaton e, bugün hala büyük bir nefret gencecik çocuk çok yükleniyor. Nefretler ediliyor biz bu dönem izlediğimizde bana o kadar nefret engiz gelmiyor ama o dönem böyle bilmiş genç çocuk niyeyse bir nefret unsuruymuş tamam mı çok bugün nasıl şey oldu söyle abi sen. Yok çok ilginç bu çok ilginç diyorum yani neden bilmiş çocuk şey ki o zaman hani çok tuhaf ki reklamları da hatırlıyorum bizim ya yani Türkiye üzerinden hep böyle çocuklara özel böyle sevimli çocuk şeyi de yani bilen çocuk akıllı çocuk da hep popülerdir abi. yani. Yani ne bileyim why do people hate anything yani bugün Last of Us 2'de Abby'nin kolları kaslı diye ayaklanan tayfa var. O zaman da çocuğun uzay gemisine ne işi var demişler. <laughs> Shut up Wesley falan şey var ya Picard'ın evet. mesela o falan böyle şey olmuş millet onu tişörtünü falan bastırmış böyle falan. Beyler Abi, yazmışlar çocuğa siktir git diziden istenmiyorsun bilmem ne falan ciddi ha. ciddi yüklenmişler herife. Bunu ama yaşlılar mı söyleyecek çünkü genç izleyici için bence çok iyi lan hani yani çocukken çünkü siklenmezsin ve bu senin için hep dert olur. Kimse seni dinlemez. Evet fikirlerin belki aptalcıdır ama din, yani kimse yüzüne de bakmaz. Tabii abi falan bile demez yani. Harbiden shut up besti durumu gerçek hayatında vardır. Gençlerin bunu söyleyebileceğine ben inanamıyorum o yüzden. Biraz daha belki yaşı büyük seyirciler mi buna acaba tepki gösteriyordu? Yani o kadar derinlemesine ben bakmadım ama... Ee... Yani man mantıklı bir şey değil yani. Değil mı? abi saçmalık. Bunun arkasında ya. şey yok. Ha şöyle olduysa o ona ters yap. Manyak işte. <laughs> Git. Deli midir nedir yani. Çocuğa takmışlar. Ya baştaki birkaç bölümde böyle hep çocuk çözüyor gerçekten. Öyle bir durum var. Hani biraz böyle. Ya şu birazcık bazı bölümlerde sırıtıyor. Ha koskoca Starfleet'te bu kadar adam akıl edemedi. Sen akıl ettin. Ama sonra çocuk zaten biraz üstün zekalı falan gibi bir şeyler çıkıyor. E sonra da birazcık arkaya alıyorlar herifi. Ben o kadar Wesley hiçbir zaman rahatsız etmedi bu işte. Hatta genç bir çocuğun gözünden Star Trek idealize edilmesi hoşuma da gitti yani. Biraz fazla kafaya takmışlar herhalde. Ben bir şeye döneceğim tekrar kısaca. Patrick Stewart, Stewart konusunda hani e, Alec Guinness örneği de geliyor aklıma. Alec Guinness de hani ya bir şey çok önemli işte. Alec Guinness gibi bir oyuncuyu Star Wars'a ikna etmek yani ne bok olacağı hiç belli olmayan. Günümüze tabii saralım. Tabii. Lord of the Rings. O reis de öyle gelmiş. Ya bu Hollywood'da bir saçmalık var. Dur ben de gideyim diye. Onun onun da öyle yani Start Star Star Wars'la alakalı konuşmalarına bakıyorsun. beautiful bullshit falan diye anlatıyor adam. burunda <laughs> değil yani. O öyle. Yakın dönem 2000'lerin başına gel. Yüzüklerin Efendisi, Christopher Lee, Ian McKellen. Yani bu bu iki iki, iki ismi Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. 18 yaşında ben hakim değildim. Hakim olan varsa eyvallah. Ya 18-19 yaşında bu isimleri ben tanımıyordum. Ama işte ne zamanki tanıdım ve adamların geçmişine baktım. Lan bu iki ismi Yüzüklerin Efendisi nasıl ikna ettiniz? Sonra öğrendim ki Christopher hmm. Lee çok ciddi bir Yüzüklerin Efendisi fanı zaten. Will McAllen zaten seviyor. Ya bu tip karakterler aslında biraz bence şey hissediyor, istiyorlar. Ya biraz da böyle ne, yani bizim için kolay ama daha keyifli bir iş yapalım diye Evet çok sevmiyorlar bunu. Ama işten içe de şey var çünkü ellerinin yanıyla yapabilecekleri bir iş ya biraz da ama daha tabii, rahatlar tabii. daha şeyler daha böyle günlük bir şey onlar için bu öbür türlü devamlı çünkü bir efor yani devamlı tabii. sanki NBA şampiyonluğunu oynuyorsun işte Oscar oynuyormuşsun gibi yerine bir daha basit tutarsa tutar tutmazsa kafamız e, e, kala, rahat. Tabii şimdi yani profesyonel böyle. aktör bu yani şimdi aktörlerin hiçbiri de aptal değil yani hele de belli bir yaşın üstünü geçmiş İngiliz aktör. İlla bir yerde bir akıl hocasını oynayacaktır. Bence bunun herkes farkında. Kaç yani adam <laughs> Bakıyor olan diyor saçlar beyazlaşmaya başladı. Yakında bize akıl hocası şeyi gelir diyor. Anladın mı? Rolü <laughs> gelir. Yani artık hani anladın mı? biz bizim geçti. Bundan sonra akıl hocası oynayacağız. Yani şey gibi bu hani. E, yani genç kadın aktör hep sevgili rolündedir. Yaşlanmaya başladık da anne rolleri, teyze rolleri gelmeye başlar. Yeterince yaşlanınca cadı rolü gelir. <laughs> yani... <gülüyor> biraz. yani Bence adam da Harry Potter fark gelir. yani. gelir. Harry Potter ha, da öyle mi? acayip karakterler var. Oyuncular var orada da yani. Hmm. E tabi ama e, Harry Potter gibi işlerde en azından şöyle bir avantaj da Marvel filmlerinde. Ya çocuklarım istedi geldim falan diye. Ha, adam tabii. para almadan bile geliyor. Bu işler bir de büyük risk yani gerçekten ya Alec Guinness yani o kadar Star Wars'u sallamamış ki yani zaten <laughs> herifin bir de düşünsene Star Wars açısından Alec Guinness'in rolü de ki abi sen oturacaksın bilgesin Tamam canım, bilgeyim. Zaten bilge gibi herif. Yani düz oturuşu kalkışında bir o <laughs> havası var. Anlatacaksın abi, Force diyeceksin, ıvır diyeceksin, gıvır diyeceksin. Hep biz e, dikey çakıştaki Star Wars incelemesi de konuştuk ya. Yani Star Wars ruhunu öbürleri niye tutturamadı? Çünkü biraz Alec Guinness'in ortaya koydu, biraz Darth Vader'ın ortaya koydu. Aa, çok katılıyorum. Genç çocuklar anlamıyor ama Star Wars'un arkasındaki The Force'un bir ağırlığı var, bir gerçekliği var tem mesajını aktör biraz taşıyordu. İşte burada aslında Starfleet dedi mi? Picard ha diyorsun Starfleet abi okey bir şey var burada. Yani o aktörün sana bir şey satabilme becerisi çok daha başka tabii yani. Abi işte Westworld'un 3. sezonu da ben hani hep diyorum sana göre daha pozitif ama sezonun en büyük eksikliği bir Anthony Hopkins'ti zaten. Anthony Hopkins olarak Yani o tarz bir karaktere alışınca seyirci. Bir de senaryosu kötüydü abi. <laughs> o tarz bir şey alışınca seyirci hep onu arıyor. Yani bak ama bak şey kurtarabilir. Bak senaryo şimdi Star, e yine eğer oturup doğru konuşalım. Star Wars 4. filmde senaryosunu girsek tırttır. Ama Rekkinex olunca ...lan diyorsun yani okey... ...bir şeyler okey yani o kötü cümleyi bile... ...erif sana böyle öyle bir söylüyor ki... ...ulan helal be falan böyle bir... ...sen de şey oluyorsun iyi de ha falan... Aslında. ...kötü de değilmiş o kadar falan gibi hissediyorsun... ...yani o biraz onun becerisi işte... ...iyi oyuncu kurtarıyor onları... Ee, ...Westworld'u kurtaramadı... ...yeni Star Wars'ları kurtaramıyorlar o açıdan... ...o büyük sıkıntı... ...keşke öyle bir karakter bulsalar... ...gerçekten senaryoları iyi değil... Oyuncuları da yeterince ağır değil. Olur değil. Filan gibi böyle hatalara düşüyorlar biraz. Yani eski klasik sinemacılığın iyi bildiği bazı şeyleri yenilerde yapmıyorlar. Neyse sen biz, sen daha bak yolun uzun. Next Generation'ı bitireceğiz, Deep Space Nine'ı bitireceğiz. Voyager'ı seri yapar mıyız yapmaz biz bilmiyoruz. Onu konuşuruz rotasında. Enterprise'ı burada seri yapar mıyız yapmaz biz bilmiyorum. Ama The Next Generation'ın belli bir noktasına geldikten sonra... Seninle bir Star Trek Discovery bir konuşalım. Yani sen de bir yaşa bunu. Ben yaşadım evet. sen de yaşa. Ben şey <laughs> ol bir böyle. Acıyı o çek diyorsun. Bizim... Yani yani... <laughs> of. Bir şey çekilmiyor Space Nine'dan sonra hele o kadar kötü geliyor ki Discovery falan böyle şey oluyorsun ya. Bu çocuklar mı yazmış bunu diyorsun. Sonra hayır Robert Orji yazmış tabii ki. Orji mi? <laughs> Alex Ber yok neydi ya? Ama iki tane deniyor var ya ne yazsalar çok kötü oluyor ama bir yandan da Hollywood'da sürekli yükseliyorlar. Alex Kurtzman'la Robert Orji. Ha, D&D diyeceksin zaten be. <laughs> gibi gibi aynen işte o kafa. Zaten şeyin maalesef. Hadi boş ver, tabii tamam, ilk sezonla alakalı konuşacaklarımız bu kadar olsun ya. Evet ya ilk sezonu bitirdik. Şimdi çok fazla gecikmeden ikiye başlayacağız bu arada korkmayın. Ee, yakında videolar gelmeye başlar. Ee, bu videoda da işte genel olarak birinci sezonla ilgili ne hissettik onları konuştuk. Hı. Sevgili um. seyirci siz de ilk sezondan hangi bölümleri çok beğendiniz, hangi anlar çok aklınızda kaldı? Şu ana kadar her bölümden beğendiğiniz hmm. diyalogları yazıyorsunuz bölümün altına, o çok hoşumuza gidiyor sağ olun Buraya da bu ilk sezon için sizde neler çok daha fazla anlamlıydı yazarsanız. Vallahi inanın ben okuyorum çünkü zaten bu videolar az izleniyor ve hani biraz böyle şey kendi kendimizeyiz madem. Yazın biz okuyoruz, benim hoşuma gidiyor açıkçası sizin yazdıklarınızı da görmek. Ben de okuyorum. Hatta bol bol da kalp atıyorum. Gelin. <laughs> o zaman ikinci sezonun ilk bölümünde yakında görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.